Herkese merhabalar. Bu videoda Ulusal Factoring şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi Türk Lirası bazlı 10 çeyreklik olarak bilançolara bakıyoruz ve bu şirket enflasyon muhasebesine tabi değil. Finansal sektörde faaliyet gösteren bir şirket olduğu için enflasyon muhasebesine tabi değil. Bu da bir kolaylık sağlıyor. Bildiğimiz anlamda bilançoları yorumlama kolaylığı sağlıyor. Çünkü enflasyon muhasebesi birçok sürprize gebe, birçok belirsizliği beraberinde getiriyor. O yüzden enflasyon muhasebesine tabi olmayan şirketlerin bir süre sonra pozitif ayrışabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü bilançoları anlamak konusunda bir kolaylık sağlıyor bu şirketler. Esas faaliyet gelirlerinin her çeyrek arttığını görüyoruz. Gayet güzel bir görüntü. Net faaliyet karının yine her çeyrek arttığını görüyoruz. Net karın da her çeyrek arttığını görüyoruz. Tabii burada bir de dolar bazlı bakmamız lazım ki kur etkisinden arındırmış olalım. O zaman nasıl bir görüntü görüyoruz? Gördüğünüz gibi yine esas faaliyet gelirleri dolar bazında da sürekli artan bir şirket görüntüsü var. Net faaliyet karı son dönemde bir stabiliteye ulaşmış dolar bazında ama eskiye göre çok artmış durumda. Net kar tarafında da bir stabilite var. Yani şirket dolar bazında da gayet güzel kar eden bir şirket görüntüsünde. Bizim zaten dolar bazında bakmamızın amacı da enflasyondan biraz arındırmış olmak. Enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançolarda dolar bazında bakmaya gerek yok. Zaten enflasyon muhasebesi enflasyondan tam olarak arındırıyor. Biz enflasyon muhasebesi uygulanmamış şirketlerin bilançolarına dolar bazlı bakarak biraz enflasyondan arındırmış oluyoruz. Her iki durumda da şirketin gelirlerindeki artışlar gayet güzel görünüyor. Net kar tarafı da gayet güzel görünüyor. Fiili dolaşım oranı %46,81 düzeyinde. Ben halka açıklık oranı 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin halka açıklık oranı biraz yüksek ama çok rahatsız edici boyutta, korkutucu boyutta da değil. Çarpanlarına baktığımız zaman düşük çarpanlarla işlem gören bir şirket olduğunu düşünüyorum. Yani sanki piyasa bu şirkete hak ettiği değeri henüz vermemiş gibi bir görüntü var. Yukarıya doğru daha potansiyeli var gibi görünüyor. Ortaklık yapısına baktığımız zaman İzak Koyenka sermayedeki payı %18,53, oy hakkı oranı %18,53. Kurt Korkut Joker sermayedeki payı %16,75, oy hakkı oranı %16,75. Pine Bridge Eurasia Finansyal sermayedeki payı %13,47, oy hakkı oranı %13,47 ve halka açık kısmın bulunduğu diğer dediğimiz alan sermayedeki pay %51,25, oy hakkı oranı %51,25. Eşit ve adil bir ortaklık yapısına sahip, herhangi bir sorun görmedim. Uzun vadeli sepetlere de eklenebilecek bir ortaklık yapısı var. Fakat sizler yatırım yapmadan önce mutlaka şirketin hakim ortaklarını araştırmalısınız. Bu kişilerle ortak olmayı ister misiniz, istemez misiniz? Buna kendiniz karar vermelisiniz. Sermaye artırımları ve temettüler kısmında şirketin son 3 yıldır düzenli olarak temettü ödediğini görüyoruz. 18 Nisan 2024 tarihinde de bir temettü ödemesi olacak görünüyor. Yani temettü yatırımcılarının da ilgisini çekebilir. Çünkü son 3 yıldır düzenli olarak temettü ödeyen bir şirket görüntüsü var. Sermaye artırımları tarafında en son 2021 yılında sermaye artırımı yapmış. Son dönemde çok büyük bir enflasyon yaşadığımız için bu şirkette de yakın zamanda bir sermaye artırımı ihtiyacı oluşabilir. Fon pozisyonlarına bakalım. Sadece 3 tane yatırım fonu bu şirkette yatırımcı pozisyonunda. Bu biraz kafamızda soru işareti oluşturmalı. Yani çok ucuz olduğunu düşündüğümüz bir şirket ama neden yatırım fonları acaba bu şirkete ilgi göstermemiş? Neden sadece 3 tane yatırım fonu bu şirketi portföyüne eklemiş? Kafamızda bir soru işareti oluşturmalı diye düşünüyorum. Karlılık oranlarına bakalım. Brüt kar marjı %45,70 seviyesinde ve sürekli artıyor görüntüsünde. Son dönemde bir stabiliteye erişmiş. Bir önceki çeyrekte %45,76'ymış. Gayet güzel bir kar marjıyla çalışan bir şirket. Faaliyet karı marjı da aynı şekilde %45'ler seviyesinde ve artmış. Sanki bir doygunluğa ulaşmış. Burası artık kar marjlarının artıp da doygunluğa ulaşıp son noktaya geldiği yer görüntüsü veriyor. Çünkü kar marjları sonsuza kadar
yükselmez. Bu şirkette de hani kar marjı %30'lardan yüksele 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 gelmiş %45'ler seviyesine. Sanki burası artık bir doyum noktası görüntüsü veriyor. Öz kaynak karlılığı da artıyor. Gayet güzel bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynak karlılığının artıyor olması şöyle bir de. Tabii bu şirket borçla ilgili herhangi bir verisi olmayacak finans sektöründe işlem gördüğü için. Bir de grafiğine bakalım. Grafik acaba bize neler söyleyecek? Şirket tabii bilançosunu açıkladıktan sonra gayet güzel bilanço nedeniyle çok hızlı bir yükseliş yaptı. Ondan sonra da biraz düzeltme yapıp son dönemde tekrar yükselişe başladı. Esasında sanki ana hedefi 16.85 gibi görünüyor. Yani 16.85'ten tekrar bir satış yiyebilir. Fakat eğer burayı kırarsa biraz daha coşkuyla birlikte 22-24'e kadar gitme ihtimali var. 22-24 daha güzel bir kar realizasyonu noktası ve orta vade için daha iyi bir hedef gibi görünüyor. Şu anda şirket çok ucuz olduğu için yukarılara doğru gidebilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Borsanın genel durumu da tabii ki burada etkili olacak. Yani ana market negatife gittiği zaman bu şirkette de negatife gidişler gördük. Ana market biraz rahatladığı zaman Borsa İstanbul Endeksinden daha iyi bir getiri elde ettiğini de gördük. Yani pozitif ayrışma eğiliminde Borsa İstanbul'da ana markette trend yukarı olduğu zaman daha fazla yukarıya gidebilecek potansiyeli var. Fakat düşüşler olduğu zaman ana markette bu şirkette de mutlaka düşüşler oluyor. Daha az olsa bile yine de düşüşler oluyor. Şu anki bilanço yapısıyla Borsa İstanbul Endeksine göre pozitif ayrışabilecek şirketlerden bir tanesi izlenimi veriyor bana. Dolayısıyla düşüşler sınırlı kalabilir, yükselişler daha coşkulu olabilir. Fakat şöyle bir düşüş gelir de tekrar 12.49 seviyesine gelir ise, şu bölgeye tekrar ziyaret ederse daha yüksek bir tepe yapacağı için, daha yüksek bir dip yapacağı için şu 12.49 seviyesi bir alım fırsatı olur eğer gelir ise. Gelecek demiyorum kesinlikle ama Borsa İstanbul'da hava negatife dönerse belki gelebilir. O da bir alım fırsatı oluşturur bu şirket için. Yukarıda kısa vadede 16.85 küçük bir kar realizasyonu ile aşağıya doğru bir tepki verdirebilir. Fakat ana hedef daha orta vadede 22-24'e kadar tutulabilecek bir şirket, bir bilanço yapısı var. Dolar bazlı bakalım bir de. Belki orada farklı bir şey görürüz. Evet, dolar bazlı grafik açılıyor şu anda ve açıldı. Şöyle dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman şirketin dolar bazında yavaş yavaş da olsa bir artış eğiliminde, hatta bir kanal hareketi gibi bir harekette olduğunu söyleyebiliriz. Sanki dolar bazında şöyle bir artış eğilimi var. Yukarıda da ana hatlarıyla şöyle bir kanal içerisinde hareket ediyor. Yani kanalın üst bandına geldiği zaman yukarıya çıksa bile mutlaka aşağıya iniyor. Ya buradan ya buradan tekrar dolar bazlı bir aşağıya doğru iniş olabilir. O yüzden şöyle bir hani şu tepe aşılınca son tepeden daha yüksek noktalara gidince dolar bazlı 0.52 dolarlar seviyesi sanki kar realizasyonu için uygun gibi görünüyor. Aşağıya doğru inişlerde de bir önceki dibe gelmesini beklemeden o dibe yakınlaştığı noktada artık zamana bağlı olarak değişecek bir fiyat hareketi olacağı için onu o zaman değerlendirmek lazım ama sanki 0.40 dolarlar seviyesi bu şirket için alım. İşte 0.52, 0.53 dolarlar seviyesi de bu şirket için satım ma uygun bir grafik görüntüsü var. Dolar bazlı grafik orta vadede sürekli artan bir trendde, artan bir kanalda ilerliyor görüntüsü var. Uzun vadeli tutulabilir belki bu bilanço yapısı bozulmadığı sürece. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.